Herkese merhaba arkadaşlar. Samsung Digital Inverter Eco Bubble 9 kilo çamaşır makinesi. Bundaki sıkıntı birçok makinede olduğu gibi bunda da hop kazan, yani bilye arızası. Kazan bilyaları değişecek. Bunu sökmesi kolay. Yani işi bilen için kolay ya da elinden gelen için kolay. Bilmeyen için bir paylaşalım. Makinemizin ilk başta yapmamız gereken şu arkasındaki arka kapak ve üst kapak. Bunları sökeceğiz. Sağ ve solda vidalar var. Ondan sonra bakalım. Şimdi makinemizin üst kapağını açtık. Arka kapağını da açtık. Burada sırasıyla motorunu alacağız yerinden. Kabloları çıkartacağız yerinden. Bu kasna falan burada çıkartmamıza gerek yok. Bu sonraki iş. Sırayla gitmemiz gerekirse. Motoru aldık. Kablonu çıkarttık. Rezistans kablosu falan. Buradan ağırlık olmasın diye bu taşı da alabiliriz ama çok da gerek yok. Bu kalabilir. Sırasıyla deterjan çekmesini alacağız. Şu ön panoyu alacağız. Ön panoyu aldıktan sonra ön müsacı alacağız. Şimdi bunları sırasıyla aldık. Kablonu çıkarttık. Motoru burada. Motorunu da yerinden çıkarttık. Şimdi ön tarafa başlayabiliriz. Şimdi böyle parça parça kesik kesik atıyorum ama sırasıyla önce ön panoyu aldıktan sonra, çünkü burada vidalar var. Vidayı almadan ön panoyu alamıyoruz. Şu kart panosunu alıyoruz önce. Şimdi burada bir hatırlatma yapayım. Bunların kabloları biraz hassas olduğu için ben mümkün oldukça makinede, özellikle bu Samsung makinede soketleri çıkartmamaya çalışıyorum. Bu şekilde yan bırakıp tekrar devam edeceğiz. Makinemizi ön panosuna çıkarttık. Bu da önce bir smartphone'dan da çıkarttık. Daha rahat çalışmak için. Makinemizi bu şekilde geri yatırıp şu denge ağırlık taşlarını alacağız. Yani daha sonra ya sırasıyla işte taşları alacağız. Hortumu çıkartacağız. Buradan amortisör ayağını çıkartacağız. Buradaki hortumu çıkartıp kazanı yerinden alacağız. Şimdi sırasıyla gittik. Burada amortisörleri de söktük. Amortisörleri de aldık yerine sırasıyla. Şimdi kazanı dışarı almak kaldı. Ama alayım. Şimdi kazanımızı aldık. Makinenin boş kasası. Kazanımız burada. Şu vidaları sökerek başlayıp önce ön müsacı plastiği çıkartalım. Şimdi kasnağımızı da söktük. Ön panomuzu da aldık. Mili vurup. Mili vurmanın da bir çeşidi var. La diye vurulmuyor. Onu da göstereyim. Mili vurmak için bu şekilde bir tane vida koyuyorsunuz. Harici, kendi vidası değil. Ondan sonra vidayı vuracağız. Kazanımızı yerinden çıkarttık. Milde bir sıkıntı gözükmüyor. Temiz. Bilyanı sökelim şimdi. Şu an bilyanın içerisi sökmedik daha. Şöyle göstereyim. Ben önce sökmeden bu şekilde bir VD kartı sıkıyorum. Biraz yumuşasın. Kazan bilyayı zarar görmesin. Bilyalar söküldükten sonra hali bu. Buna 6205-6206 rulman alacağız. Keçede bu keçeyi tam okuyamıyorum ama 35-65-12 35-65-10 keçede alıp takacağız. Rulmanlar var ama keçe elimizde olmadığı için daha sonra devam edeceğiz. Makinemizi rulmanları çaktırdık. Şu an toplanıyor makinemiz. Geliş, görüş, sonuç. Videomuzun sonunda makineyi topladık. Yani söktüğümüz gibi, dağıttığımız gibi topladık. Şu an çalışır vaziyete getirdik. Sıkmaya da alalım makinemizi.
Buraya getirdik 1400 devir. Ama makine 1400 devir ama ben mümkün oldukça düşük devirlerde sıkılmasını tavsiye ediyorum. Bu tabii herkesin kendi tercihi. Yüksek devirde sıkma yaptığı için genel olarak bu makinelerde bu sıkıntı oluyor. Siz de sökmeyi, takmayı mümkün olunca elinden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım faydam olmuştur. Faydam olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma beğeni yapabilirsiniz. Ya hiçbir şey yapmazsanız sayemde çözmüş olursanız şayet bir Allah razı olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Anlamadığınız yerde sorabilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Canına teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler.